Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlıyoruz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşamki Pendik maçına çok fazla hazırlanamadık. Çünkü bir gün arayla biz maça çıktık. Ee, sonuçta Perşembe günü 11'de başlayan maç işte gece 1'de bitti. O gece orada kaldık sabaha karşısı geldik Türkiye'ye. Maçtan bir gün önce biter idmanıyla bugün maça çıktık. Şimdi burada ilk yarıyı değerlendirirsek top 23 dakika oyunda kalmış. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Buraya gelip sürekli bunu bir takım yapıyor, o ondan görüyor, o da onu aynı şeyi uygulamaya başladılar. Kaleciden başlıyor, oyunu yavaşlatmalar, yere yatmalar, sürekli e, oyunu oyunun durdurmak, bizim oyun hızımızı kesmek, bizi yavaşlatmak için bunu artık şeye getirdiler. Yani böyle adet haline geldi maalesef. Sonuçta buraya bu kadar insanlar geliyor. Futbol izlemeye geliyorlar. Biz onlara futbol izletmek isterken e, ülkemizin, futbolun marka değerini biz nasıl yükselteceğiz? Nasıl yani bunun önüne geçeceğiz? Böyle bir kural yok. Şimdi oyuncu sakatlanıyor. Tabii ki sporcu sağlığı her şeyden önemlidir. Önemli olmalıdır. Fakat adam dışarıda sakatlanıyor, kendini sahanın içine atıyor. Sonra Sakatın diye yere yatıyor. Doktor giriyor, sedde giriyor. Dışarı alıyorlar. Bir saniye sonra oyuna giriyor. Eğer gerçekten sakatsa, yere yatmışsa yani birazcık biz saygılı olmalıyız. Futbola saygılı olmalıyız. Kendimize saygılı olmalıyız. Mesleğimize saygılı olmalıyız. Karşı takıma saygılı ol, Kendi takıma, kendi he hepimizin birbirimize saygılı ol. Benim oyuncum da bunu yapıyorsa. Aynı şeyler onlar için söylüyorum, konuşuyorum. Ancak biz böyle bir yere varamayız. Şimdi her maç bizim Kadıköy'e gelenleri Hepini seyrediyorsunuz Şimdi bu böyle mi olması lazım Böyle mi futbol oynayacak e Bir de kartlara gelelim şimdi Mesela bir oyuncu var 5 dakikada 4 tane foil yaptı iki tanesi tekme Ne sarı kart Belki de ikinci sarıdan atılması gerekirdi Hiç kart verilmiyor Bizim oyuncularımız en ufak bir teması Girildiği anda hiç böyle pas geçilmeden Direkt sarı kart gösteriliyor Şimdi bu nasıl olacak Benim takımım peki ben buna ne yapabilirim Oyuncuların buna ne yapabilirsa saha içerisinde? Sürekli yere yatanlar var. Sürekli oyun duruyor. Bir oyun temposunu arttırarak bir oyunu oynamak için yani bizi elimizden o zaman alınıyor yani önümüz kesiliyor gibi bir şey oluyor o zaman oyun içerisinde. İlk devre böyle geçti. Çok fazla zaten böyle bir ortamda ne futbol oynayabildik ne pozisyon var hiçbir şey yok yapamadık. Yapamazsınız zaten izin verilmiyor bu şekilde. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle Oyuncularıma sakin olmaları gerektiğini, bizim kendi işimizin yapmamızın gerektiğini, rakibin yere yatmasına tamam, bize fırsat vermememizin gerektiğini, hemen hızlı goller atarak onlar e, bu şekilde e, önüne geçmemiz için daha aktif oynamalıyız, daha e, üretken oynamalıyız, daha sakin olmalıyız diye böyle bir konuşma yaptık. Yaptığımız değişikliklerle de ikinci yarı oyunum e, büyük bölümünü ele geçirdik. Attığımız gollerle de bugün maçı kazanmasını bildik. Sonuçta aldığımız 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar bizi de destekleyen Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İrfan Bey. Mikrofonu bekleyelim. Hocam aslında sizin açıklamayı sorabilir miyiz kendimize rica ediyorum. İrfan 25 Sözcü Gazetesi. Ee, rakip toplam 29 foul yapmış bugün ee, ve sizin de bahsettiğiniz gibi e, rakibe daha e, toleranslı bir hakem varken sahada ee, daha az kart çıkıp e, Fenerbahçe'de oyuncular her temasında bir kart gördü. Aynı zamanda Belçika ekibiyle de işte mücadelede ikili, oldukça sert ikili mücadeleler vardı. Ama orada oynatmaya çalışan bir hakem vardı. E, burada da e, tam tersi aslında çok daha fazla duran e, oyunun toptan işte 20 toplam 41 dakika herhalde sağda e, top oyunda kalmış. Aslında bakıldığında da 100 dakikaları geçiyor. Orada. 111 dakika futbol oynandı bu akşam. E, topun oyunda kalma zamanı 47 dakika olmuş. Bu ne olduğunu gösteriyor zaten. Yani rakip takımın ne kadar oyunu durdurduğunu, oyunu yavaşlattığını, bu yere yatmalarla ilgili ne kadar e, futbolun önüne geçtiğini her şeyi anlatıyor burada. Ama çok şükür ki e, maçı kazanmasını bildik. İkinci yarı oyuna giren oyuncularım da üzerinde düşenleri yaptılar, gerekli reaksiyonu gösterdiler. E, kazandığımız için mutluyum. Talha Bey. Talih Arslanmaşkulik. Ee, hocam 29. haftalar itibariyle 76 puan toplamışsınız da Fenerbahçe'nin en fazla galibiyet aldığı sezonu yaşıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ya Şimdi iyi çalıştık. İyi bir kadromuz var. Ee, şampiyonluk yarışında biz ve karşıdaki rakibimiz e, onlar da iyi gidiyor. Biz de iyi gidiyoruz. Sonuçta bu galibiyet serisini biz sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz ki şampiyon olabilmemiz için. Bunun için de oyuncularımla sürekli konuşuyoruz, sürekli çalışıyoruz. Şu anda oynayan oynamayan herkes e, bu işe fazlasıyla inanıyor. Fazlasıyla herkes işin işine girmek istiyor. Oynamayan çok üzülüyor. Oynayanı destekliyoruz. Şu an iyi bir ortamımız var. E, sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz biz. Suha Bey. Süha Gürhan Dolajans. Hocam tebrik ederim. Ee, gerçi biraz bahsettiniz hocam hakem kararlarından ama şunu merak ediyorum Devre arasında iki değişiklik yaptınız Evet e, sonuçta verdi Değişiklikler e, sarı kartı olan oyunculardan da hocam Mert ve Ceydin e, Sadece taktiksel miydi yoksa içerisinde hakeme güvensizlik barındırıyor muydu? Teşekkür ederim Şöyle bir şey Perşembe günü bizim çok çok önemli bir maçımız var Her ne kadar 3-0 kazandıysak da Maç oynanmadan kazanılmıyor Oynayacağımız rakibimiz sert bir takım İçeride dışarıda 3-0 mağlup da olsa e, aynı performansı burada da sergileyecekler. Oradaki maçı da düşünerekten maçtan önce zaten Ceydin'den Cikuy birer devre oynatacağım. Çünkü ikisi oynayacak. Başka elimizde stoper yok. E, Mert Müldür'ü oynattık. Bright'i dinlendirmek istiyorduk. Sonuçta ikisi de hem sarı kart gördü hem de bu değişikleri önceden planladığımız için. Çünkü ikisiyle devam etsek bir ikinci sıradan oyuncumuz atsa belki burada Maçı da çevirememeyebilirdik. Hem o anlamdan hem taktik açısından iki değişikliği yaptık. Çünkü iki oyuncu da oyuna girdikten sonra oynamaya çalışan, e, o, özellikle Ciku e, orijin stoper olduğu için topu daha iyi oyuna sokabiliyor. Sonuçta yaptığımız değişiklikler bugün karşılığını verdi. Ben de bundan çok memnunum. Ahmet Bey. Hocam tebrikler Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam geçen sene de Fenerbahçe'yi giderken erken sarı kartlarla başka bir bunalım içine girdi. Bu sezon da aynısını yaşıyor ama geçen seneden farklı olarak bu sezon bir türlü kopmadı ya da koparılamadı. Sorum şu, ilk 4 dakika 28 saniyede sadece Mamet 3 tane faal yaptı. 5. dakika bile dolmadı ve bunların ikisi çok sertti. Siz de ilk cümlelerinizde karttaki standartsızlıklara dikkat çekerek başladınız. Hocam bunun adı konulmamış bir organizasyon olduğu hiç aklınıza geliyor mu? Şöyle çok özür dilerim. Bütün rakipler benzer sertlikte mesela Pendik'in daha önceki ortalamaları 17 faal. Bugün 29-30 faal yapmışlar. Bunu Fenerbahçe'ye karşı hakemlerin standartsızlıklarını bildikleri için adı konulmamış bir organizasyon birinciyle yaptıklarını hiç düşünüyor musunuz hocam? Yani bu konuyla alakalı. Şimdi Teşekkürler. Şimdi son 8 yılda ilk defa son 8 yıldır bizim sahamıza bize 29 faal yapan bir takım olmuş bu akşam. Son 8 yıldır. İçeride arkadaşlarım bana bunu söyledi. Şimdi ben bunu sizin ve kamuoyunu takdirine bırakıyorum. İlk beş dakikada Mamatiyam'ın belki de ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Bırakın atılmayı bir tane sarı kart görmüyor. E bizim oyuncumuz bir temas yapıyor. Hiç ıskalamıyorlar. Hemen sarı kart. Öbürüne sarı kart. Oyunlarımız ne oluyor bu sefer? Bu sarı kartı görünce siniyorlar. Şimdi onun haricinde bir dengesiz, bir kontrolsüz girdiği zaman ikinci sarıdan atılabilir. Onun için birazcık daha kontrollü ve dengeli oynamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu ben sizin söylediğinizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Her şey ortada çünkü. Devrim Bey. Devrim Cengi Beyaz TV. Hocam şimdi zorlu maçlar serisi başlayacak. Trabzon, sonra Galatasaray, Rams Park'a gidecek. 9 maçı da kazanıp şampiyon olacağız diye mi kafanızda böyle bir plan yapıyorsunuz? Yoksa her maçın ayrı bir hikayesi var. Her maç bizim için daha farklı bir anlam taşıyor mu diyorsunuz? Bir de bu sakatlıklar çok fazla artmaya başladı. Bununla ilgili birkaç cümle bir şey söyleyebilir misiniz? Teşekkürler. Şu an dört tane sakatımız var. Liverpool'un bugün on üç tane sakatı var. Aydınlatmak için söyleyeyim sizi. İki buçuk günde bir maç oynuyoruz. Bu çok normal bu sakatlık dönülmesi. Haftada bir maç oynasınız. Sakatlıklar minimuma indirebilirsiniz. Çünkü bugün bugün oyuncularımın çoğu milli takıma giden 51. maçını oynadılar. Bu çok yüksek bir rakam. Kolay değil. Bak bu, bugün maça biz bir gün dinlenerek çıktık. Cuma günü akşam yedide tesislere girdik biz. Cumartesi bir teridmanı yaptık. Bugün maça çıktık. Onun için bu gerçekten kolay bir şey değil. Zaten UEFA, FIFA bunun bu kadar çok fazla maç oynamanın insan vücudunun kaldıramayacağını ve bununla ilgili sürekli çalışma halindeler. Futbol adamları, bilim adamları bunu nasıl yani futbolcuları bu kadar ee, daha az maça çıkartabiliriz. Futbolun daha akışkanlığını daha belirgin bir şekilde güzel futbol oynanarak e, maçların tamamı hatta zamanı bile kısaltarak daha az maç yaptırarak bunun üzerinde bir çalışmalar var şu anda. Ama bir sezonda 65 70 başı 70 maçı kolay kolay yani bu insanlar, bu sporcular kaldıramaz yani. İki buçuk günde maç oynuyorsunuz, bu kolay bir şey değil. Hep yüksek performans. Niye bir hedef var, bir şampiyonluk var, bir kupa mücadelesi? Bu kolay bir şey değil. Bu sakatlıklar çok normal. Şu an bize dört tane var. Bir tanesi zaten e, geçti gibi. Üç tanesi çok normal yani. Dokuz maçla ilgili gelince, biz maç maç önümüze bakıyoruz. Her maçı kazanıp e, bir sonraki maçı düşünüyoruz. Günün sonunda ne olur onu. Nasip diyelim yani. Aydınlık gazetesi Burak Özcan. Hocam önemli bir avantaj yakaladınız Avrupa'da. Çeyrek final yükselme ihtimaliniz çok yüksek. Süper Kupa maçı da eğer oynanırsa oynanacağı tarihte ilk maçtan 3 gün önce oynanacak. Bir erteleme talebi gelirse siz nasıl karşılarsınız bunu? Teşekkür ederim. Şimdi herkesin demince söylediğim gibi e, sanki 3-0 yendik de turu geçmişiz gibi ortam hava var. Hiç öyle düşünmüyorum ben. Perşembe günü bu takım yani Gerçekten iyi bir takım, sert bir takım. Şu anda hocalar, onun şu anda onların maçı var, onu izliyorlar. Ee, aynı ciddiyetle, e, aynı sertlikle, aynı e, oyunumuzla burada onlarla tekrar mücadele turu burada perşembe günü e, oynayarak e, turdan geçmek istiyoruz. Ama futbol oynanmadan, kazanılmadan tur atlanmıyor. Böyle bir rahatlık var. Medyada konuşmalar vesaire. Biz öyle düşünmüyoruz. Aynı ciddiyetle perşembe günü rakibimizin karşısına çıkacağız. Son soru buyurun. Hocam tebrikler Haber Global Samet Yılmaz. E, stoperde sıkıntı yaşandığını söylediniz bugün. Çağlar Söncü de son durum nedir? Perşembe günü mü yoksa Trabzon maçında mı sahada olur? Ne dersiniz? Daha onunla ilgili orası belli değil. E, BK'nın yetişme durumu var. Açık söyleyeyim size. Yani Trabzon maçına BK yetişebilir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.